tabi veremezsin. Çünkü sen binbir surat, ahlaksız, sahtekar, pis, ani bir hırsızsın. Allah'ım ben kiminle sahte evlilik yapmışım ya? Ama bu defa göreceksin. Ünsal enişten bu defa yakalayacak seni, görürsün sen. Şu işe bak ya, adamdaki cesarete bak ya. Arkeoloji müzesini soyuyor. Nereden buluyorsun lan sen bu cesareti? Falan nereden buluyor bilmiyorum ama hayatının hatasını yapmış amirim. Ya bazen bize bakıyorum da cehennem silahındakiler gibiyiz. Ben Mel Gibson, siz Danny Glover. Sen niye Mel Gibson oluyorsun? Ben daha baby face, daha bir aksiyon halindeyken esprili olan tarafım amirim. Ben genç olan Mel Gibson, siz bıyıklı olan Danny Glover, yaşlı. Sensin lan yaşlı. Lan senin gibisinin kaç tanesini cebimden çıkarırım sen biliyor musun? Aa amirim, ben de cebimden telefon çıkartırım. Esprilere bak, aynı Mel Gibson ya. Aa, Şenin Hanım. Alo. Levent. Levent, kapının önünde biri var Levent. Hırsız olabilir, kapıyı zorluyor. Ne olursun gel, çok korkuyorum. Siz sakın merak etmeyin. Kapınızı güzelce kilitleyin. Ben geliyorum. Sakın korkmayın. Lan! Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın lan? Amirim acil bir işim çıktı. Hemen geri dönmemiz gerekiyor. Oğlum çıldırdın mı sen? Ne yapıyorsun? Ya amirim Serin Hanım'ın kapısına bir tane hırsız dadanmış. O yüzden geri dönmemiz gerekiyor. Oğlum müzeye gideceğiz. Oradaki de hırsız. Onu yakalamamız lazım önce. Ya amirim Serin Hanım'a söz verdim. Ben gideceğim dedim. O yüzden gitmeliyim. Oğlum bir ekip arabası göndeririz. Olur biter. O zaman sağ çekin, ben sağda. Müsait bir yerde ineyim ben o zaman. Bırak lan direksiyonu, bırak. Tren bende, siz sağa şey yapın. Bitiz küçülteyim mi? Küçül. Trene bas. Tabii trene basıyorum. Kolay gelsin abi. Siz halledersiniz onu. Bunun hesabını soracağım oğlum senden. Bunun hesabını çok biz soracağım. Geri zekalısı. Herkese söyleyeceğim senin kim olduğunu. İnsan içine çıkamayacaksın. Sadece insan içine mi çıkamayacaksın? İçeriden de çıkamayacaksın. Polis yakalayıp tıkacak seni Kodes'e. Göreceksin gününü. Görürsün. Polis geldi. Bırak beni. Sallamamız lazım. Bırak beni ya. Bırak beni. Şuradan gidelim, her şeyi anlatacağım. Söz! Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Bırak beni! Sevda! İmdat! İmdat! Polis! İmdat! Bırak beni! Hırsız var! İmdat! Bırak! Bırak beni! Bir hırsız bırak! Bırak beni! Bırak! Lütfen beni bırak! İmdat! Ne olur bırak! İmdat! Ne oluyor burada? Amirim bu nasıl olur? Şu duvardan tırmanarak camdan girmiş. Sonra tekrar aynı yerden inmiş. Bunu yapsa yapsa bir kertenkele yapar. Kertenkelenin işi bu. Aç şu kapıyı ya! Bıraksana beni ya! Bırakacağım. Ya biraz sakin olun. Şuradan çıkalım. Her şeyi anlatacağım. Ondan sonra da giderim. Ya sen nasıl iğrenç bir insanmışsın ya. Yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Ben Başkomiser Ünsal. Arkeoloji Müzesi'ne 3 ekip daha istiyorum. Çok acil. 3 ekip daha istiyorum. Çevirme de yapılacak. Ulan bu sefer yakalayacağım seni kertenkele. Bu sefer yakalayacağım seni. Amirim, hırsız bir kadını rehin alıp kaçırdı amirim. Ulan kertenkele, bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Sen benimle gel. Herkes arabaya. Hadi. Beni niye kaçırıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun ya? Zehra Hanım, saçmalamayın lütfen. Sizi kaçırdığım falan yok. O zaman niye beni bırakıp gitmiyorsun da rehin alıyorsun? Eniştenize her şeyi söylemenizi istemiyorum. Her şeyi berbat etmeyin lütfen. Korkuyorsun çünkü. Hapse girmekten korkuyorsun. Bunu suç işlerken düşüneceksin. En iyisi gidip senin cezanı çekmen. Zaten sen teslim olmazsan ben Ünsal Enişte'me her şeyi anlatacağım. Neyi anlatacaksınız acaba ha? Kertenkelenin kocanız olduğunu mu anlatacaksınız yoksa? Sen benim kocam değilsin, tamam mı? Değilsin.
Enişteniz bunu bilmiyor ama. Dedenizi de, eniştenizi de, herkesi de kandırdınız. Mecbur kaldım. Ya mecbur kaldınız değil mi? İnsanın mecbur kaldığı zamanlar olabiliyormuş demek ki. Bunun için mi suç işledin? Zehra Hanım bakın, ben suçlu falan değilim, tamam mı? Her şey bildiğiniz gibi de değil. Ben artık senin yalanlarını dinlemek istemiyorum. Durdur şu arabayı. Zehra Hanım durun, kaza yapacağız. Yapmayın şunu lütfen, durun. Yapacaksak yapacağız ya. Bırak, indir beni şu arabadan. Arabamı çaldın resmen, hırsız. Vallahi şimdi de hırsız olduk. Böyle şey mi olur ya? Yapmayın lütfen. Bakın eniştenize her şeyi anlatmanızı istemiyorum, tamam mı? Benim kim olduğumu kimseye söylemenizi istemiyorum. Ben kardeşimi ancak kavuşturdum. Onu bir daha kaybedemem. Anladınız mı? Kardeşin mi? Evet. Abimle ilgili herhangi bir bilgi geçti mi elinize, merak ediyorum da. Hayır, biz kertenkele ile ilgili bir haber almıyor. Kaldığımız zaman size haber vereceğiz. Kertenkele mi? Kertenkele mi? Betül. Betül senin kardeşin. Evet. Of Levent, neredesin ya? Ne olursun gel artık. Selin Hanım. Geliyorum, merak etmeyin. Endişelenmeyin. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Bütün ışıkları açın. Ve televizyonu son sese getirin. Az kaldı Selin Hanım. Yettim. Dayanın. Tamam, hemen bekliyorum. Hadi kardeşim, bas gaza, bas gaza. Ama böyle olmuyor ki. Otostop yaptınız, ben de sizi normal sivil bir vatandaş sandım, arabamı aldım. Polis çıktınız, olabilir, eyvallah, bir şey demiyorum. Hayatta neler oluyor? Zaten polise yardımcı olmak bizim vatandaşlık görevimiz. Ama sen resmen göreve çıkmışsın abi. Hani benim de kendime göre görevlerim var, gözünü seveyim. Olmaz ki. Ya kardeşim sen ne geveze bir adam çıktın ya. Hadi bas gaza, bas. Bas gaza, bas gaza da nereye kadar memur bey? Hah, hadi bakalım. Trafik de peşimizde. Ya senin yanında polis oturuyor. Başkomiser yardımcısı Levent Gözüpekin ben ya. Takma sen trafik polisine. Hadi bas gaza, bas. Ya arkada trafik var diyorum. Sen bas gaza, bas gaza diyorsun. Ben elimle zorlayacağım, yemin ediyorum. Bassana şu gaza ya. Selin Hanım bekliyor, hadi. Betül de biliyor mu senin bir hırsız olduğunu? Ne alakası var ya? Betül beni Ziya Hoca olarak biliyor. Ve hep öyle bilecek. Çünkü sen bir yalancısın. Senin hayatın yalan olmuş ya. Ver şu dersi, tamam. Ver. Tüm ekiplerin dikkatine, tüm ekiplerin dikkatine. Kertenkele'nin çaldığı araç Beykoz istikametinde ilerliyor. Tüm ekiplerin dikkatine. Ulan kertenkele, bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Yakalayacağım lan seni. Yakalayacağım seni. Ya indirsene beni, benim arım abla. Beni kaçırıyorsun ya. Ya bırak beni artık ya. Bırak beni ya. Yavaş yavaş. Bak kalk. Çıkma sokak. Oh, canıma değsin. Arabayı şu garaja saklamam lazım. Ya sen ne saçmalıyorsun? Kimin arabasını nereye saklıyorsun ya? Zehra Hanım, polislere yakalanırsak ikimizin de başı belaya girecek. Ya kendi adına konuş. Ben niye yakalanıyorum polise? Allah aşkına bir durun ya. Lütfen. Biraz durur musunuz diyor ya? Ya kardeşim bak, sen de memursun, ben de memurum. Halden anla, polisim diyorum ben ya. Bizim senin hanıma yetişmemiz gerekiyor. Zor durumda kendisi. Üfleyin lütfen. Oo, 1,5 promil. Sen bu halde nasıl araç kullandın ya? Alet yanlış gösteriyor memur bey. Ben sarhoş falan değilim. Hadi kardeşim, hadi. Ya biz özel bir göreve gideceğiz değil mi? Hiç bana bakma. Hiç bana bakma. Senin karşına memur var. Memura mukavemet gösterme. Hadi bin diyorsa bin. Ben senin hanımı kurtaracağım. Senin hanımı kurtaracağım benim. Senin hanım beni bekliyor. Arabamı çalıyor ya. Ya kes sesini. Polis niye senin arabanı çalsın? Sarhoş herif. Söyle TC'ni. Ya memur bey, bir yanlışlık yapıyorsun. Söyle TC'ni, söyle. Ben sarhoş falan değilim. Zehra Hanım. Gelme, bırak beni. Zehra bırak. Zehra Hanım, kaçmamız lazım. Ya bırak beni lütfen, bırak. Lütfen kaçmamız lazım. Ya ben niye kaçıyorum? Niye kaçıyorum ben? Bırak beni, seni polise soracağım. Enişteme her şeyi anlatacağım. Zehra Hanım, benimle geliyorsunuz. Tamam mı? Tamam.
bırak. Bırak tamam bırak. Bırak tamam. Tamam sakinim. Bırak. Tamam. Tamam. İmdat, polis, hırsız, kertenkele imdat. Ya bir sus abi. Sus oğlum sus. Niye susacakmışım? Sen insan kaçırmanın suçunu biliyor musun? Ama mecbur kalıp suç işledi değil mi? Ne kaçırması ya? Ne kaçırmasından bahsediyorsunuz siz? Lütfen bakın. Beni ele verirseniz elinizde bir şey geçmez. Ya beni düşünmüyorsanız dedenizi düşünün. Adam hastaneden yeni çıktı da. Dedem sana güvenmişti ya. Lanet olsun sana. Lütfen bakın size yalvarıyorum. Bana birazcık güvenin ya. Ne olur bana birazcık güvenin. Her şeyi yoluna sokacağım söz. Her şeyi yoluna sokacağım söz. Onca şeyden sonra geçmiş karşıma söz veriyorsun. Ben sana nasıl inanayım? Ha? Biraz mantıklı düşünün tamam mı? Biraz mantıklı düşünün. Beni ele verirseniz sadece dedenizi değil, Betül'ü de yakarsınız. Bakın Zeyno Hanım, ben kardeşime yeni kavuştum. Ben ona doyamadım bile. Ben ondan bir gün bile ayrı yaşamaya dayanamam artık. Ona dayanamam. Ne olur yalvarıyorum size. Beni ele vermeyin lütfen. Gitmemiz lazım. Şu ev boş. Şuraya girip saklanalım ne olur. Ya sen müneccim misin? Nereden biliyorsun o evin boş olduğunu? Ya evin boş olduğunu anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Posta kutusu ağzına kadar dolu. Hortumu katlamışlar, oraya koymuşlar. Merdivenler toz içinde. Allah aşkına ne olur şuraya girelim hadi. Ya ben niye giriyorum? Ben sen değilim tamam mı? Hırsız. Zehra Hanım, benimle geliyorsunuz tamam mı? Hadi bırak. Hadi. Bırak kolunu tamam. Kapıyı açacağım. Kaç. Zehra. Zehra. Allah kahretsin. Ay, yok kaçacakmışım da. Yok başkasının evine girecekmişim de. Ne oldu bir de senin suç ortağın olacağım. Gerizekalı. Her yeri arayacaksınız. Her yeri arayacaksınız. Enişte. Enişte. Zehra. Senin ne işin var burada? Enişte müzeyi kertenkele soydu. Bunu sen nereden biliyorsun? Kertenkele Ziya Hoca'ymış. Ne? Kertenkele Ziya Hoca mı? Yok artık. Yani sen... Kertenkele ile mi evlendin? Evet dedeciğim ama bilmiyordum ben bunu. Ayrıca Tülin yengem haklıydı dedi. Bizim evliliğimiz sahteydi. Peki evlilik sahteyse bebek? Bebek yok. Ne? Sen hamile değil misin şimdi? Dedeciğim, hamileliğim de sahteydi. Çok özür dilerim sana. Yalan söylemek zorunda kaldım. Baba. Dede. Babacığım. Dede. 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 İyi misin? Dede. Aa, söyleyemem. Ya dedeme bir şey olursa? Ne yapacağım? Bir suçluya yardım mı edeceğim? Allah'ım ne yapacağım ben? Kertenkele buralarda bir yerde. Anlaşıldı mı? Didik didik her yere arayacaksınız. Her taşın altına bakacaksınız. Şu bahçelere bakın, ağaçların diplerine bakın. Onu bulacaksınız bana. Anlaşıldı mı? Siz benimle gelin. Hadi, hadi. İşte orada, koş. Allah olur ha. Yettim senin adım. Eller yukarı. Eller yukarı dedim. Ya kardeşim kimsin sen? Oo,
Abim, o elindeki silah mı senin? Ruhsatı falan var mı? Yalnız polis falan görmesin. Sıkıntı olur. Ulan ben zaten kendim polisim. Senin Selin Hanım'ın kafasında ne işin var ya? Levent sen misin? Benim Selin Hanım, benim. Tamam, rahat olun. Levent, çok korktum. Korkmayın Selin Hanım. Her şey benim kontrolüm altında. Ben sizin yanınızda olduğum sürece size bu dünyada korku yok. Memur bey, bu romantik anı bölmek istemem ama bir ihbarda bulunacağım. Evime hırsız girmiş. Ya kalk kardeşim, kalk. Nasıl hırsız girecek? Ya burası Selin Hanım'ın evi ya. Allah ya, beni düşürdün şu hallere bak. Gerizekalı. Geliyorlar. Dur, kaldır ellerini. Hayda. Sen kimsin ya? Dön yüzünü bana. Dön. Zehra. Ben istiyorsan seni evine kadar götüreyim. He? Olur. Taşıyayım seni. Hadi gel. Gel. Hadi bakalım. Gel yavaş yavaş. Yavaş yavaş git. Tamam. Sus. Allah. Ah, ah, ah. Yuvarlandı gitti adam ya. Levent kusura bakma. Ben hırsız sanmıştım. Olur mu öyle şey Selin Hanım? Yani iyi ki haber verdin. Sonuçta siz bilmiyordunuz. Hırsız da olabilir. Ha, bu arada o merdaneyi kaldırın isterseniz. Çünkü şeytan doldurabilir. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Rica ederim Selin Hanım. Benim görevim artık huzur ve güven ortamı sağlandığına göre Levent kaçar. Siz şimdi içeriye girin, kapınızı kilitleyin, güzelce sürgünüzü takın, güzelce bir dinlenin. Malum çok korktunuz. İyi geceler. Şey, gelsene içeri. Bir kahve falan yapardım. Kahve? Ya hiç bilmediğim yerden çıktı. Şey, zahmet etmeyin Selin Hanım, ya gerek yok. Yok canım, ne zahmeti yani? Altı üstü bir kahve. Hem benim için bu kadar yoruldum. Ay yorgunluk olur mu Selin Hanım? Ne yorgunluğu? Polisim ben, görevim bu. Çağırdığınız zaman tabii ki geleceğim ama şimdi hani gece oldu. Hani gelmesem daha iyi olur yani gelmeyeyim. Canım 5 dakika otur gidersin sonra. 5 dakika. Madem öyle diyorsunuz o zaman yalnız merdaneyi kaldır isterseniz. Korkuyorum. Buyur. Kenan abi arasak mı? Ne diyorsun? Ya yok, boş ver Allah aşkına ya. Ne zaman arasak bizim başımıza patlıyor kabak. Üstüne üstlük bir dünya küfür diyoruz heriften. Bence söylemeyelim bilmesin. Hem biz söylemesek nereden bilecek ki? Söylemeyelim bence. Vallahi doğru söylüyorsun ha. Herhalde. Aramayalım. Evet. Yalnız hani ben sırt tutamıyorum ya. Diyorum ki belki ben söyleyebilirim yani. Kendimden korkuyorum, anlıyorsun? Sen... He. Ne kadar da Selin Hanım'a benziyorsun. Yüzün de benziyor, inatçılığı da pis. Beni aldatıp kim bilir hangi cehenneme gittin. Ama olsun, artık Selin var. Sen şimdi karşıma çıksan yüzüne bile bakmam. Ulan oğlum var ya, bütün konsantrasyonumu bozdun ha. Hayvan herif ya. Abicim şu senin Levent var ya, Selin Hanım'ın evine giriş yaptı demin. Bir ilgili olsun istedim hani. Sonra başkasından duyma. Ne diyorsun lan sen? He? Ne diyorsun oğlum? Selin Hanım'ın evinde ne iş var lan? Vallahi abi hiçbir fikrim yok. Koşa koşa bir aceleyle girdi içeri. Bayağı bir aceleyle girdi içeri. Şu an bayağıdır da içeride yani. Ne yaptıklarını da bilmiyoruz. Ulan oğlum, ulan manyak mısın? Sen nasıl rizikolu konuşuyorsun lan öyle? Ana, bayağı
Görüyorum hemen. Ben Selin'i kimseye yar etmem ulan. Yar etmem! Ah, gördün mü? Bir dünya fırça ve küfür yedim senin yüzünden. Benden ne alakası var kardeşim? Ne demek benim yüzünden ya? Kendin aramışsın. Doğru mu? Sen kendin aradın, kendin söyledin ya. Ben ne suçluyorsun kardeşim? Sen demedin mi ben söylerim, sen söylemezsin? Ben ne dedim sana? Ne dedin? Belki dedim. Değil mi? Sen harbiden nasıl oluyor bu şekil, bu kafana? Nasıl oluyor bu? Bak bana öyle. Ulan sen önce bir kendine bak be. Ha geliyor bak, iki kuruşluk keyfimiz vardı, mahvetti şimdi. Geliyor biraz daha gör. Diye gelecek. Zehra, ne işin var senin burada? Enişte, ben ya ben burada bir karaltı görünce şey zannettim. Yani o bu tarafa doğru kaçtı çünkü. Ne bakıyorsunuz? Dağılın etrafa. Bulun kertenkeleyi bana. Siz ikiniz burada kalın. Zehra, bu karanlık sokakta senin ne işin var? Burası da salonum. Vallahi çok güzelmiş. Böyle havadar, sessiz. Teşekkür ederim. Bak. Bu da annemle babam. Öyle mi? Ya ne kadar neşeli insanlara benziyor bunlar ya. Öyledirler. Çok özledim onları. Eminim onlar da sizi çok özlüyorlardır Selin Hanım. Belki bir gün İtalya'dan şat kafı gelirler. He? Bir sürpriz yaparlar belki size. Ay o kadar mutlu olurum ki. Ya ben de çok mutlu olurum gerçekten onlarla tanışacağım için. Ay yani sizi dünyaya getiren insanlarla tanışmak bana gurur verir manasını söyledim. Neyse bir şey olmadı canım. Yani benim için manevi değeri var da. İtalya'dan almıştım. Aa, koyalım buraya bir sakatlık çıkmaz. Sonuçta İtalya'dan çok değerlidir. Aslında yani almak istediğim başka bir şey vardı ama bir türlü fırsatım olmadı. Nedir o senin hanım? Ahşap kedi biblosu. Allah Allah. Yani almak istiyorum ama bir türlü fırsat bulamadım. Neyse ben kahveler yapayım. Sana oturacağız. Ya Selin Hanım bana kahve yapacak. Ben bunu rüyamda görsem inanmam. Dur oğlum kendine gel. Sakin, cool. Hemen sevindiğini, heyecanlandığını belli etme. Sonuçta her zaman içtiğin kahve. Selin Hanım benimki az şekerli olabilir mi? Vay be. İtalya'dan demek. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Enişte olur mu hiç öyle şey? Tabii ki saklamıyorum. Onu da nereden çıkardın? Zehra, bir saattir sana burada ne işin var diye soruyorum. Sen enişte, enişteden başka bir şey söylemiyorsun. Ne diyorsun? Anlamıyorum ben. Ya enişte ne yapayım? Korktum birden. O yüzden. Korktun mu? Kertenkeleyi mi gördün yoksa? Bu oyuna ne kadar devam edebilirim ki? Suçlunun tekine yardımcı mı olacağım? Zehra konuşsana, niye susuyorsun? Kertenkeleyi gördüm dersem, acaba her şey daha mı kötü olur? Zehra! Enişte ben korkudan nutkum tutuldu ya, ondan öyle oldum. Ofiste çalışıyordum bugün, çok iş vardı. Ofisten çıktım, eve doğru gidiyordum. Araba arızalandı. İndim ben de arabadan yardım almak için. Sonra birden insanları koşarken görünce korktum, kaçmaya başladım. Ben nereden bileyim polis olduğunu? Peki polisten kaçan birini gördün mü? Yok, ben kimseyi görmedim. Tamam. Arkadaşlar sana eve kadar işlik etsinler. Yok enişte, giderim ben. Senin araban bozulmadı mı? Ya küçük bir arızadır o. Şimdi ben bakarım. Eğer bir problem varsa senin dediğin gibi yaparız. Şurada zaten, garajda. Garajda mı? Hangi garajda? Arkadaşımın garajında. İyi, tamam. O zaman garaja kadar işlik etsinler sana. Zehra, benim çok acelem var. Gitmem lazım. Tamam enişte. Tutabilir miyim?
elinize sağlık. Gerçekten tam istediğim gibi. Afiyet olsun. Yalnız şimdiden söyleyeyim, öyle fal falan bakamam ben. Olsun, ben bakarım. Sen mi? Evet. Yani ben bu konuda özel eğitim aldım. Ya fal konusunda profesyonelim diyebilirim Selin Hanım. Kendine gelsene Selin. Ne yapıyorsun sen ya? Ahan da geliyor baba. Allah geldi Allah'ım. Lan iki keyfimiz vardı şurada. Ay, hadi bakalım. Nerede lan o, ha? Nerede? Vallahi bir saattir içeride. Yani çıkmıyor dışarı. Gidin getir lan o şebeyi bana. Abi bu kadar acele karar vermesek. Yani şimdi adam polis. Eve girersek haneye tecavüz durumu söz konusu olabilir. Kes lan. Kes, sığır. Sana fikrin soran oldu mu? Gidin getir o maymunu bana. Tamam abi. Aa, burada birisi var. Dur bakayım, evet evet. Birisi sizi bekleyen, size aşık, sizin beyaz atlı prensiniz diyebiliriz. Yok canım. Evet. Yani bu kişi, bakın burada da beyaz atı var, görüyor musunuz? İşte o kişi sizin yanınızda. Yani size çok yakın birisi. Ama yani siz onu görmüyorsunuz. Yani onu görmezden geliyorsunuz. Levent, bence bu kadar yeter. Eline, emeğine, ağzına sağlık. Gerçekten çok incesiniz. Ben kahve için size çok teşekkür ederim. Rahatsızlık verdim. Ben artık gideyim. İyi geceler. Gitme, kal. Yani şey... gitmeseydin ya, kalsaydın. Selin Hanım, siz bana biraz önce kal mı dediniz? Yuh yani sana Selin. Yani bir insan var ya, kendini anca bu kadar rezil edebilir. Sen yanlış anladın, ben öyle demek istemedim. Öyle demek istemedim derken? Şey canım, yani hırsız geldi ya yani. Gerçi hırsız gelmedi ama onun için ben şey ettim. Anlıyorum, anlıyorum Selin Hanım. Bunlar bizim için tamamıyla profesyonellik gerektiren süreçler. Ben gerekirse sizin güveniniz açısından kapınızın önünde yatıp sabaha kadar beklerim. O problem değil. Ama yani şimdi gecenin bir saatinde sizin evinizde kalacak olmak yakışık almaz. Bilmem anlatabildim mi? Ne yaptın lan? Kız sana evde kal dedi. Aa salam. Ne münasebet canım. Tabii ki yani burada kalamazsın. Ben şey... kendimi rahat hissetmek için sana kal demiştim. Tabii ki kalamazsın burada. İyi geceler. Canım ben gideyim. Buyur. Ya Selin Hanım, tedirginseniz, korkuyorsanız ben bekleyebilirim. İçeride kalabilirim yani. Gerek yok Levent, teşekkür ederim. Ya gerçekten söylüyorum. Yani korkuyorsanız ben sabaha kadar beklerim Selin Hanım. Levent, gerçekten gerek yok. Yarın görüşürüz. Görüşürüz Selin Hanım. O zaman ben gideyim. Buradan. Ha, buradan. Tersimden. İyi geceler. İyisiniz değil mi? Yani bir şey yok. İyiyim. Tamam. Oğlum sen hala burada mısın ya? Nerede lan kertenkele? Amirim, herhangi bir görsel temas yok. Ne demek yok lan? Ne demek yok? Yer yarıldı, yerin dibine mi girdi bu adam? Kertenkele. Ulan kertenkele. Doğru, sizin burada ne işiniz var ya? Sahibinizi mi kaybettiniz yoksa? Kanan abi arabada seni be. Konuşacakları var. Ne konuşacakmış benim Kanan abin? Lan yürü hadi. Bir dakika, bir dakika. Alo, senin karşında bir polis var. Bak elin kolun fazla oynamasın yoksa kırarım o kolunu. Arabada mı Kanan abin? Evet evet, arabada sizi bekliyorum şu an. Şuraya bak ya. Çekmiş bir de minibüsü senin hanımın kapısının önüne. Terbiyesiz herif. Gel.
buraya kadar eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi geceler. İyi geceler. Kenan Efendi, özledin mi beni? Ne öyle sabahtan beri sanki komşuya misafirliğe gitmeden önce çocuk gönderir gibi adamlarını peşime gönderiyorsun? He? Bu ne rezilliktir ya? Kendin neden gelmiyorsun? Kendin tabii ki bu mümkünse yayılmışsın. Oo. Orada kaç model bu ya? Kes lan. Kes be. Amma konuş ya. Anne konuşacaklarım var. Öyleymiş. Öt bakalım. Derdin ne? Senin hanımın evinde ne işin var senin, ha? Gecenin bu vaktinde. Sana ne? Sana bu konuda hesap mı vereceğim? Sana ne? Ulan ne gevşek bir herif çıktın sen ya, ha? Ne gevşek bir herif çıktın ya. Seninle baş başa kalmak için tutup o doktor kızı kertenkelenin kardeşi diye bana yutturmaya çalıştın. Ya bir dakika, bir dakika. Sen ne saçmalıyorsun ya? Senin derdin ne? Sen onu söyle. Bak. Seni son kez uyarıyorum. Senin hanımın etrafında seni görmek istemiyorum. Hatta kara sularında bile görmek istemiyorum seni. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Senin hanımla aramızda olanlar seni ne ilgilendiriyor ki ya? Hanımla aranızda ne oluyor? Ya ne oluyorsa oluyor. Sana ne? Sen beni mi sorguluyorsun? Bak Eli Kenan, senin karşında bir kanun adam var. Uyandırayım. Bana bak. Senin karşında da deli var. Kanun adamı falan anlamam. Bana boşuna deli dememişler. Tamam mı? Bir daha da seni uyarmayacağım. Bu senin son uyarmam ona göre. Zehra Hanım, eniştenize ne söylediniz? Sana ne? Ne söylediysem söyledim. Bakın, ne söylediğinizi bilmem lazım lütfen. Niye? Kaçacak mısın? Ölürüm de kaçmam. Bu saatten sonra hiçbir yere kaçmam. Kardeşimi asla bırakmam. Bence bırak. Sen var ya, Betül gibi bir kardeşi hiç ama hiç hak etmiyorsun. Çek şu elini. Çek, çek şu elini. Çek, çek, çek. Zehra. Zehra. Ne söyledin? Elinden geleni ardına koyma, tamam mı? Bak, sen beni de benim aşkımın büyüklüğünü de çözememişsin. Ben ölürüm de senin hanımdan vazgeçmem. Bunu o deli aklına sok. Bu da benim sana son sözüm. Haydi eyvallah. Ulan var ya, bunu sen istedin ha. Bunu sen istedin! Hoş geldin. Demek getirdin emanetini, Kertenkele Efendi. Getirdim. Getirdim de bu seferki emanetimiz pahalıya patladı. Bilmiş ol. Olacak o kadar. Bak karşılığını arkadaşını alıyorsun. Yetmez mi? Yetmez. Bu sefer dünyaları verseniz yetmez. Hı, bak sen. Eyvallah. İşin ehliymişsin. Bunu senden başka oradan kimse çalamazdı. Hayranlığım bir kat daha arttı sana. Boşuna kertenkele dememişler. Bırakın gitsinler. Kimse bu devirde bir arkadaşı için hayatını bu kadar tehlikeye atamazdı.
resmen kertenkele çıktı. Bir de hocayım, cemaatim var diye hakem kesiyor. Gerizekalı. Göreceksin. Ufacık bir heykelciğin başımıza açtığı işleri görüyorsun değil mi Şevket? Hayatımı bitirdim lan. Hayatımı. Kardeşim vallahi bilmem. Sus Şevket, sus. Senin yüzünden Zehra'yı ömrümün sonuna kadar kaybettim işte. De kardeşim. Betül. Abisinin azılı bir hırsız olduğunu duyunca ne yapacak acaba? Beni külliyen hayatından silecek Allah bilir. Tam kavuştum derken yine kaybedeceğim Betül. Vallahi içim üzülüyor kardeşim. Ne diyeceğim bilmiyorum. Bir şey deme Şevket. Bir şey deme artık. Denecek bir şey kalmadı ya. Olmuyor kardeşim. Ben senin dostunum, kardeşinim. Bitti Şevket. Anladın mı? Ne bitti ya? Bitti işte. Kardeşlik de dostluk da bitti. Değil mi öyle kardeşim? Kusura bakma, telafi ederim. Şevket. Beni yalnız bırak ne olur. Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var şu an. Hadi. Günlerce o adamla aynı odada yattım. Bir hırsızla. Allah razı olsun Sevacığım. Su gibi ömrün olsun. Su getirenleri çok olsun. Başım nasıl ağrıyor anlatamam. Oh. Hadi içtiysen git artık. Ya Seval bir şey söyleyeceğim. Biz yeniden birlikte olamaz mıyız? Sen ne diyorsun be? Ama ben seni çok seviyorum ama. Ben çok değiştim hem. Çok değiştim vallahi. Tabii, o Deli Kenan denen adamın yerine hapse girecek kadar değil mi? Ya şimdi karıştırma Deli Kenan'ı. Bak biz yeniden beraber olursak her şey eskisi gibi çok güzel olur. İnan bana ne olur ya. Eskiden çok güzeldi ya tabii. Bana bak Namık, seninle benim işim yok. Anla artık. Haydi yürü. Haydi. Eğer sen hayatımda olmayacaksan... ...yaşamak da bana haramdır Seval. Evet. Betül. Abim. Kardeşim. Bazen böyle rüyadaymış gibi hissediyorum. O kadar korkuyorum ki ya bu rüya biterse, ya beni bırakıp gidersen. Merak etme Betül. Seni bırakıp hiçbir yere gidesim yok. Kimse yok. Sen iyi misin? Böyle bir yüzün solgun gözüküyor. Yok. İyiyim, iyiyim. Ya dün gece uyuyamadım, herhalde ondandır. Hasta falan değilsin değil mi? Yok, değilim hayatım, değilim.
Tamam. Ne oldu kız? Niye gülüyorsun sen? Ne bileyim. Böyle bazen inanamıyorum. Abim yanıma geliyor. Halimi hatırımı soruyor. Abim, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Çok durgunsun. Yok Betül, iyiyim ben. Bir şey sakladığım yok. Zehra yengemle tartıştığınızda söylemiyor musun yoksa? Ha? Zehra mı? Yok canım, öyle bir şey yok ya. Niye böyle bir şey olsa niye söylemiyorum? İyi bak, buna çok sevindim işte.